Evet, Bootstrap'i bayağı bir inceledik. Bootstrap'le ilgili inanılmaz özellikleri birlikte baktık. Ama şunu da unutmayın, Bootstrap piyasada tek değil. Yani Bootstrap dışında başka CSS kütüphaneleri de mevcut. Hatta bu CSS kütüphanelerinin bazıları gerçekten çok keyifli. Örneğin Semantic UI var ve Semantic UI sayesinde gerçekten çok güzel arayüzler oluşturabiliyorsunuz. İnanılmaz güzel özellikleri var. Aynı zamanda tema özellikleri sayesinde mesela temayı değiştirerek de burada gördüğünüz gibi birçok özellik mevcut ve temalarla birlikte çok tatlı işler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki neden bundan bahsediyorum? Çünkü ileride belki de siz Bootstrap'i kullandığınız 5 tane 10 tane proje geliştiriniz ve başka CSS kütüphaneleri kullanarak da kendinizi yine geliştirmek istiyor olabilirsiniz. Ve bunun dışında da Foundation var. Foundation yine aynı şekilde çok fazla kullanılan bir framework. Bulma var. Yine aynı şekilde bulma çok fazla kullanılıyor günümüzün en popüler yapılarından bir tanesi de Tailwind oldu. Bu Tailwind'ın özelliği ise şu arkadaşlar. Normalde biz CSS içerisinde birçok yapıyı oluştururken gidip CSS dokümanları oluştururduk. Ve bu CSS dokümanlarını oluştururken de belki işte ana sayfada kullandığımız CSS ile işte hakkımızda sayfasında kullandığımız CSS yapıları birbirinden çok daha farklı olabilir. Ve bu step gibi bir CSS kütüphanesinin tamamını alıp sitenize koymak yerine belki de bütün style'ları siz vermek istiyor olabilirsiniz. İşte burada baktığımız zaman da modern bir yapıyı CSS ile birlikte yaparken sadece class'ları kullanarak nasıl olacak da yapabileceğinizle ilgili bilgiler mevcut. Bu da yeni bir yaklaşım diye düşünebilirsiniz. UIKit yine aynı şekilde. Pure.css var. Çok güzel gerçekten de. Yine başka bir CSS kütüphanesi olan bu de görüyorsunuz. Diğer kütüphanelerden bir tanesi ise Materialize CSS. Burada da yine aynı şekilde Google'ın kullandığı Materialize yapısının nasıl kullanabileceğinizi görebilirsiniz. Bu da gerçekten güzel bir CSS kütüphanesi. Bir de bonus olarak aslında Bootstrap biliyorsunuz yine Materialize kütüphanesini daha doğrusu Materialize yaklaşımını Google'ın Materialize yaklaşımını kullanmak istiyorsanız burada Google'ın Materialize yaklaşımıyla birlikte nasıl olacak da Bootstrap'ı kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bir kütüphane de var. Bu kütüphane de gerçekten keyifli bir kütüphane. Aynı zamanda kendi ücretsiz versiyonu dışında da pro versiyonu da var. Pro versiyonu almalısınız. Şu an için tabii ki hayır. Ama ilerleyen dönemlerde gerçekten de güzel projeler yapmak istediğinizde gerekiyor olabilir. Tabii ki bu sizin yapacağınız projelere göre değişecektir arkadaşlar. Lütfen panik yapmayın. Bunu almalı mıyım, şunu almalı mıyım diye düşünmeyin. Sizin karşınıza bir proje çıktığında o projenin gereği gereğince Belki de bazı kütüphaneleri satın almanız da gerekebilir. Ama o bugünün konusu değil kesinlikle. Bunu da lütfen unutmayın. Peki her şeye para vermeli miyim? İşte bu konuda tekrar söylüyorum. Panik yapmayın. Şu anda zaten hiçbir şeye para vermiyoruz. Ücretsiz kütüphaneleri kullanıyoruz. Ama bazen öyle bir proje olacak ki ya ben bir dakika bununla ilgili 3 gün harcamayayım. 3 gün harcamak yerine bununla ilgili bütçem de var. Gidip bu uygulamayı veyahut da işte bu kütüphaneyi satın alayım dediğiniz dönemlerle de karşılaşabilirsiniz. Ki ben bunu çok yapıyorum. Çünkü bir şeyle ilgili vakit kaybetmektense 10 dolara 20 dolara bir şey almak bazen daha hızlı bir çözüm olabiliyor. Dediğim gibi ileride müşterilerinizle birlikte çalışırken veyahut da yapacağınız işlerle ilgili çalışırken belki firmanız size sağlayacak, belki siz freelancer olarak çalışırken bu tarz kütüphanelere ihtiyaç duyacak olabilirsiniz. Günü geldikçe de zaten bence her şey daha da kolay olacaktır. Dediğim gibi bu sepinin dışında başka kütüphaneler daha var. Ama bu Bootstrap inanılmaz hızlı ve inanılmaz hızlı bir şekilde bize web siteleri çıkartmamıza olanak sağlıyor. Biz bu ile yolumuza devam edeceğiz. Ama belki de ileride 3. projenizi, 5. projenizi diğer kütüphanelerle yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu yüzden de diğer kütüphaneleri de göstermek istedim. Süper. Bir sonraki video ile birlikte artık projelerimize başlayalım ve Bootstrap'i daha detaylı bir şekilde kullanmaya başlayalım. Görüşmek üzere.